Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Yeni saate başlıyoruz. Ajans bugün de en sıcak gündem başlığı şüphesiz Narin cinayeti. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alınmış durumda. Onlardan biri olan yenge Hediye Güran adliyeye götürüldü mü? Son bilgileri alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Diyarbakır'da ekibimizden Sinan Yılmaz gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Yeni saatle birlikte adliyede neler yaşanıyor? Notlarını paylaş lütfen Sinan bir kez daha izleyicilerimizle. Gözaltına alınan şüpheli isimlerin hala Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri devam ediyor. Yenge Hediye Güran, tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Narin kaybolduğu saatlerde anne Yüksel Güran'la beraber evde olduklarına dair bir beyan var. İşte bu beyan üzerine Diyarbakır Cumhurbaşsavcılığı bir gözaltı kararı verdi ve yenge Hediye Güran'ı gözaltına alındı. Güran tabii hala İl Jandarma Komutanlığı'nda geçtiğimiz günlerde alınmıştı. 48 saatlik bir süre geçti. İlk gözaltı kararı verildi. O süreç aslında artık bittiğini söyleyebiliriz ve Hediye Güran'ın Diyarbakır Adliyesi'ne sevki artık bekleniyor. Savcılıkta ifade verecek artık ve daha sonra da sulh ceza hakimliğine sevki gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Diğer iki şüpheli isim de İsa ve Şeyma Kaya. Bunlar da Narin'in halası ve akrabası olduğunu söyleyelim. Bunlar da ne yaptılar peki? Neden gözaltına alındılar? Arama çalışması sırasında jandarma kuvvetlerini yanlış yere yönlendirdiklerini ve böylelikle Narin'in kaçırıldığı algısını oluşturmaya çalıştıkları yönünde jandarma tutanaklarında böyle bir bilgi var. JASA tarafından bu tutanak tutuldu ve soruşturmanın seyrini değiştirmek adına bazı çalışmalar içerisinde oldukları belirlendi. Konuyla ilgili savcılık gözaltı kararı verdi ve şüpheli isimler dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları, ifadeleri hala devam ediyor. Aslında üçü birden mi sevk edilir yoksa sadece Hediye Güran mı sevk edilir? Bunu da önümüzdeki saat diliminde öğrenmiş olacağız. Ancak bugün aslında kritik bir gün olduğunu söyleyebilirim. Hediye Güran'ın vereceği ifadeler aslında çok değerli ve çok da kıymetli olacak. Çünkü cinayetin yaşandığı o saat diliminde Yüksel Baran'ın evinde olan Hediye Güran'dı. O yönde bir beyanı vardı aslında ve bu beyanlar doğrultusunda bir çalışma yapıldı. Savcılıkta da bu soru da sorulacak. Jandarmada da bu soru muhtemelen sorulmuştur. Dediğimiz gibi aslında bugün belki de bazı şeyleri konuşuyor olabiliriz net bir şekilde. Bunu da önümüzdeki saat diliminde hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdi cinayetin yaşandığı köye, Narin'in köyüne gideceğiz. Ekibimizden Esra Arpa köyde gelişmeleri takip ediyor. Yeni günle birlikte yaşananları paylaşmak için canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Hemen o noktaya uzanalım. Esra, köyde neler yaşanıyor? Olayın bir soruşturma boyutu var. Bir de elbette köyde de hareketlilik var. Yeni gözaltılar var. Birçok noktada yeni aramalar yapıldı ve o noktadan çıkan muhtemelen deliller de incelenecek elbette. Neler yaşandı köyde? Paylaşır mısın lütfen bir kez daha izleyicilerimizle? Evet, şu anda Tavşantepe köyünde bulunuyoruz. 8 yaşındaki Narin'in katledildiği köy burası. Peki o gün neler yaşandı? Kim ya da kimler tarafından küçücük Narin katledildi? Tabii soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Ben şu anda olayın yaşandığı, aslında Narin'in son olarak görüldüğü yerdeyim. Okulun önündeyim. Bakın, okul burada ve kameranın bulunduğu noktada bu kısım oluyor. Hemen bakın, şöyle geldiğimizde kameraman arkadaşımla beraber bu noktaya Narin geliyor. Narin bu noktaya geldikten sonra kameranın açısında devam ediyor ve belli bir noktadan sonra bir daha Narin görünmüyor. İki önemli husus var. Yol ayrımı var. Hemen ilerlediğimizde o yol ayrımını da göreceğiz.
bu iki yol ayrımı Nevzat Bahtiyar'ın evine ve Nari'nin kendi evine giden yol ayrımları olarak söyleyebiliriz. Peki Nari nereye gitti? Tabii çeşitli iddialar var. 11 tutuklu var, yeni gözaltıları var. Bugün yeni gözaltıları da çok önemli noktalardan biri olduğunu söyleyelim. O gün Nari buradan yürüyor ve gidiyor. Tabii kameranın açısından kaybolduktan sonra Nari'nin nereye gidiyor onu bilemiyoruz. Tabii ki de soruşturma dediğimiz gibi tüm titizliğiyle bir yandan devam ediyor elbette. Yeni gözaltıları önemli. Şöyle ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen dakika olabilir. Çok farklı bir şey konuşuyor dahi olabiliriz. O gözaltılarla beraber gelecek ifadeler de önemli olabilir. Bunu da söylememiz doğru olacaktır. Tabii şunu söyleyelim. Köye geldiğimizde şu an köyü de görebiliyoruz. Bu noktada bir sessizlik, bir sakinlik hakim olduğunu söyleyelim. Mikrofonlarımızı uzattığımızda ya da bizler bu olaya ilişkin köylülerle konuşmak istediğimizde köylüler aslında konuşmak istemiyor hiçbir şekilde bu konuya ilişkin, bunu da belirtebiliriz. Hemen bakın, bu noktaya girdim. Bu nokta Nevzat Bahtiyar'ın evine giden nokta. Şu anda Nevzat Bahtiyar'ın evinin olduğu noktada olduğumuzu belirtelim. Tabii güvenlik önlemleri de alınıyor. Jandarma ekipleri 7/24, güvenlik güçlerimiz burada nöbetlerini sürdürdüklerini söyleyelim. Nevzat Bahtiyar olay yaşandığı gün itibariyle ithafçı demeyeceğiz çünkü yapılan çalışmalar neticesinde Nevzat Bahtiyar evinden alınmak üzere buraya geldi. Daha sonra ailesi buradan gitti. Köyde ailesi yok şu anda. Hemen alt tarafında annesi, bu evde de kendisi ailesiyle beraber aslında yaşıyordu. Bunu da belirtelim. Şu anda Nevzat Bahtiyar'ın evinin olduğu noktadayız. Bu noktadan da görebiliriz. Nevzat Bahtiyar tutuklandığı 11 kişinin içerisinde olduğunu belirtelim. Yeni gelecek olan ifadeler de çok önemli. Yeni gözaltılar da çok önemli. Dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde A Haber ekranlarında daha farklı konuları da konuşuyor olabiliriz bu noktada. Bir yandan ekip arkadaşlarımız adliyenin önünde nöbetlerini devam ettiriyor ve an ve an aktarmayı bu noktada sürdürüyor. Bundan iki gün önce Nevzat Bahtiyar'ın eşi buraya abisiyle beraber geldi. Eşyalarını aldı. Tabii güvenlik güçlerimizle beraber buraya geldi ve aldığı evde ne aldıysa onlar tutanak şeklinde tutuldu ve Nevzat Bahtiyar'ın eşi bu şekilde buradan götürüldüğünü, gönderildiğini söyleyebiliriz. Hemen olsan benimle gel. Aşağı doğru inelim. Nevzat Bahtiyar'ın evinden aşağı iniyoruz bir noktadan. Dediğimiz gibi küçük Nari'nin son görüldüğü nokta bu yamaçtı. Bu yamaçtan sonra, yani en önemlisi o yol ayrımından sonra bir daha ne yazık ki görünmedi ve haber alınamadı. Soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Küçük Nari nasıl katledildi? O gün neler yaşandı burada? Bunun sorusu da araştırılıyor en titiz şekilde elbette. Hemen şöyle aşağı doğru ineceğim. Biraz daha köyün içerisine götüreceğim sizleri. Burada nasıl bir sessizlik var? Ondan biraz bahsedeceğim ve köylüler, şunu da söyleyelim. Bazı evlerde artık kameralar görüyoruz bu noktada. Bazı arsaların içerisinde de kameralar görüyoruz. Köylüler bu noktalara kameralar da aslında taktırdı. Hemen şöyle inelim. Köyün olduğu noktaya doğru bu noktadan ilerleyeceğiz ve buradaki durumu da sizlere aslında bu noktada göstermek istiyoruz. Şunu söyleyeyim, bugün sabah saatlerinde mezarlıktaydık. Dün de aynı şekilde sabah saatlerinde oradaydık. Buraya Nari için gelen Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar var. Çiçekler bırakıyorlar, oyuncaklar getiriyorlar.
kalemler, kitaplar getiriyorlar bu noktada Narin için. Tabii 8 yaşındaydı, daha küçücüktü. Ne yazık ki o küçücük bedeni şu anda toprağın altında canice katledildiğini bu noktada söyleyebiliriz. Kim ve kimler tarafından nasıl katledildiği sorusu da tüm titizliğiyle devam ettiğini söyleyelim. Bizler Tavşantepe Köyü'nden aktarmaya devam edeceğiz. Önemli gelişmeler yaşanıyor. O yeni gelişmelere dair de kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Adli Tıp Uzmanı Ersi Abacı Kalfoğlu yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ben adli bilimler uzmanıyım. Bunu öncelikle bir söylemem gerekiyor. Hemen düzelteyim o zaman adli ben de hocam. Tıpla, adli bilimler uzmanı Profesör Doktor Ersi Abacı Kalfoğlu bizlerle birlikte. Hocam bir diş tartışması devam ediyor. Ona dair yorumlarınızı alacağım. Daha önce sizle bir yayın yapmıştık. O yayında görüşlerinizi ekranlara taşımıştık ama yeni bazı gelişmeler var. O gelişmeleri de sizin değerlendirmelerinizi alacağız. Yorumlarınızı sunacağız ama müsaadenizle bu başlığa dair Aslı Bilger Kutlu da ekip arkadaşımız bir canlı yayın gerçekleştirecek. Son bilgileri aktaracak. Ondan son bilgileri alalım. Üzerine biz de değerlendirmelerimizi yapalım. Aslı Bilger Kutludağ da İstanbul Adli Tıp'ta gelişmeleri takip ediyor. Nari'nin annesinin diş izleri de alındı. Nasıl bir süreç izleyecek? Neler aktaracak Aslı? Sonuçlar ne zaman ortaya çıkabilir? Buna dair son bilgileri paylaşır mısın? Sözü hemen sana bırakalım. Evet, Nari'nin cansız bedeninden numune alınalı ve o örneklerin de İstanbul'a gönderilmesinin üzerinden bir hafta geçti. Artık tabii gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporda. Burada Nari'nin kesin ölüm nedeni ve kesin ölüm zamanı netleştirilmeye çalışılıyor. İşte bu nedenle de tabii son alınan örnekler de var. Nari'nin cansız bedeninin örnekleri buraya getirilmişti ama tabii bir taraftan anneden de biliyorsunuz ki anne tutuklu, anne Yüksel Güran'dan da hastaneye sevki gerçekleştirilerek ağız ve diş modelleri alındı. Ve işte o alınan modeller de İstanbul'a gönderildi. Daha öncesinde biliyorsunuz Nari'nin de aynı şekilde ağız ve diş modelleri alınmıştı. İşte şimdi o abinin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu araştırılacak. Daha önce abi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti ama ancak ilk belirlemelere göre o ısırık izinin o anda tabii Nari'nin naaşı henüz ortada olmadığı için belirlenememişti kime ait olduğu. İşte şimdi annenin anneden modeller alınmasıyla birlikte artık bu sorunun daha da netleşmesi bekleniyor. Acaba anne mi o anda ısırdı ya da Nari'ne mi ait o izler? İşte bu sorunun cevabı da önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Dediğimiz gibi aslında Adli Tıp Kurumu'nda bir haftadır titizlikle çalışmalar yürütülüyor. 91 numune alınmıştı ve özellikle bu numuneler tek tek inceleniyor, sonuçlara varılıyor ama tabii ki kesin ölüm sonucu, otopsi raporu henüz çıkmadı. Bizler de bu raporun çıkmasını sabırsızlıkla tüm kamuoyu gibi bizler de gazeteci olarak bekliyoruz. Ve özellikle bu raporun da aslında 15 gün içerisinde çıkacağı söylenmişti. Bir haftayı geride bıraktık. Acaba haftaya mı çıkacak, bu hafta içerisinde mi çıkacak? Bu sorunun cevabı da artık önümüzdeki dakikalarda ya da günlerde belli olacak. Bizim de gözümüz kulağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek cevapta diyelim. Söz yeniden size bırakalım Haktan Uysal. Asya teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu bilgiler ışığında sözü Ersi Abacı Kalfoğlu'na bırakacağım. Hocam ilk yaptığımız yayında da abisinin vücudunda özellikle kolunda bazı izler olduğu, hatta o izlerin ısırık izleri olduğu belirlenmişti. Nari'ne ait olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Ama hemen alınmadığını da biliyoruz. Bir süre geçtikten sonra abinin vücuttaki o izleri ortaya çıkmıştı. Şimdi şunu soracağım. Anneden diş izleri alındığına göre abi şöyle bir ifade kullanmıştı. Kendimi ısırdım. Kendi diş izi olup olmadığını herhalde belirlemek çok zor olmayacak. Başka bir diş izi var ve onun kime ait olduğunu mu bulmaya çalışıyor yetkililer? Ne dersiniz? Buradan onu mu çıkaracağız? Sözü hemen size bırakayım. Başka sorularım da olacak elbette. Teşekkür ederim. Bu söylediklerinizin tamamı doğru. Oradaki diş izi gerçekten önemli bir veri. Önemli bir veri bize delil olarak dönecek mi bilmiyoruz. Herkes onunla ilgili çalışıyor. Şimdi bu
Nari'nin naaşı bulunduktan sonra diş izinin ona ait olup olmadığı çok netlikle ortaya konmuştur. Çünkü öncesinde bilmiyorduk. Öncesinde yapılabilecek olan şey iz etrafından DNA örneği alarak bunu incelemekti. Bu çok olası değilmiş anladığımız kadarıyla. Bu da olması çok doğal çünkü kimin ısırdığın ile ilgili olarak ısıranın DNA'sı cildin o tarafından kaymış gitmiştir. Onu bulmak çok önemli değil ama kalan iz var. Kalan diş izi var. Şimdi bu diş izinin iz olarak kime ait olduğunu bulmak peşinde herkes. Bu önemli çünkü neden? Çünkü orada o saniye itibariyle yani kişinin adedip kurumuna ulaştığı ve örnek alındığı andan itibaren burada bir bozulma yok. Çünkü resmi alınmıştır. Resimlenmiş olduğu için oradaki iz artık onu iz olarak karşılaştırmak gayet olası ve gayet de verimli olacaktır. Anlaşılan odur ki şu ana kadar diş izinin kime ait olduğu belirlenememiş ki annenin de diş izi alınmış. Çok önemli de bir delil olabileceği için çünkü o günün olay yerini ve olayı anlatabilecek muhtemelen nitelikte bir veri oluşacaktır. O nedenle de bu konuyla ilgili çalışmalar sürdürülmekte. Şu anda da annenin karşılaştırması yapılacak ve de bence eğer oysa sonuç alınacaktır. Hocam abi Enes Güran'ın aslında ifadelerinde belli bölümlerde bu geçiyordur eminim ama elbette tamamı kamuoyuyla paylaşılmıyor. Şunu merak ediyorum. Başka bir diş izi olduğunda uzmanlar net yani Enes kendimi ısırdım diyor. Şimdi Enes'e elbette bu soruluyordur. Senin diş izinin dışında başka izler de var o kimin diye. Muhtemelen ya yanıt vermiyor ya da kendim yaptım ifadesini kullanıyor. Bunu netleştirmiş midir yetkililer yoksa o gelen diş izleriyle kıyaslayıp mı ortaya çıkacaklardır? Çünkü muhtemelen abinin kendisini ısırıp ısırmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte yine birçok ifadede olduğu gibi çelişki ortaya çıkacak. Öyle değil mi? Doğru anlıyoruz biz buradan. Çelişki ortaya çıkmayacaktır. Ancak iş biraz daha zorlaşacaktır. Çünkü eğer tek kişinin diş izi varsa karşılaştırma daha kolay. Birden fazla insanın diş izi varsa karşılaştırma biraz daha zor. O nedenle iş daha komplike hale gelecek ama karışmayacak. Yani sonuca ulaşma olasılığı hala mevcut bu durumda benim kişisel kanaatime göre. Hocam bir de buyurun, buyurun. Son sözünüzü duyamadım. Kaybetmiyoruz. Belki de kazanıyoruz. Yani neden kazanıyoruz? Çünkü kardeşin diş izini yok ettikten sonra veya herhangi birinin diş izinin olmadığını netleştirdikten sonra geri kalanlarla karşılaştırma yoluna gidiliyor ve bu da önemli ve de sonuca varılabilecek nitelikte bir çalışma olacaktır. Hocam bir önceki yaptığımız yayından hatırladığım kadarıyla şu ifadeyi kullanmıştınız. Ön rapor değil artık kesin raporu bekliyoruz. Adli tıptan gelecek evet. Bir kesin rapordur diye. Biz o rapor geldiğinde ki bu hafta içerisinde çıkması muhtemel diyor arkadaşlarımız da o bölgede haber nöbetini tutan arkadaşlarımız da. Ne çıkacak karşımıza? Yani soru işaretlerini aydınlatacak başlıklar çıkacak mı? 91 numune alındığını biliyoruz. O raporda biz neyi göreceğiz? Yani Nari'nin ölüm nedenini örneğin boğulma. Biz görecek miyiz o raporda? Boğulma ile ilgili nasıl bir ölüm şekli var? Ona dair ipuçları ortaya çıkacak mı? Nasıl bir rapor ortaya çıkacak? Onu merak ediyoruz. Yorumlarınızı almak isterim. Buyurun. Gayet tabii şöyle. Çıkacak olan nihai raporda ölüm sebebi bence mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu çocuğun neden öldüğü mutlaka bu raporda var olacaktır. Hocam araya girdim. Ölüm sebebi derken şöyle bir şey mi anlayacağız biz? Narin boğularak öldürüldü. Ya da Narin bir cisimle vurularak öldürüldü. Bu net bir şekilde ortaya çıkacak. Boğularak öldürüldü. Hatta suda boğularak mı yoksa mekanik bir güç kullanımıyla mı sorularının da cevabı çıkacak.
Çünkü bir insan suda boğulduğunda organizmada başka değişiklikler oluyor. Elle diyelim ki boğulduğunda organizmada başka değişiklikler oluyor. İşte bunu çıkarabilmek için Adli Tıp Kurumu şu anda organizmanın dokularını incelemekte. Bu değişiklikleri gördükten sonra yani neler olduğunu, hangi organ parçasının etkilendiğini görerek ölüm sebebini ortaya çıkaracaklardır. O nedenle çok fazla örnek alınmıştır. Ve bunlar üzerinde hala çalışma gerçekleşmekte. 91 örnek gerçekten çok yüksek bir sayıdır. 91 örnek içerisinde bu konuyu aydınlatacak nitelikte çok sayıda veri vardır. Şimdi ben bir tanesiyle ilgili size konuştum. Yani diyelim ki boğulmanın şekliyle ilgili bize bilgi gelecektir. Ama buna ek olarak başka laboratuvarlarda incelenen, gene Adli Tıp Kurumu'nda ama farklı uzmanlık alanlarında incelenen başka şeyler de var. Örneğin biz bilmiyoruz bir zehirlenme var mı? Bir uyuşturucu veya madde kullanımı veya kullandırtma söz konusu olabilir mi? İşte bunlar özellikle toksikolojik analiz gerektiren şeyler. Yani Adli Tıp Kurumu'nun kimya laboratuvarında yapılan incelemelerin geneli. Diyelim ki DNA izleri söz konusu. Mesela ısırık izinde biz şu anda bilmiyoruz ısırık izinin üzerindeki DNA'nın kime ait olduğu ortaya çıktı mı çıkmadı mı biz bununla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Belki veri orada duruyor ve her şey onunla karşılaştırılıyor şimdi. Onu bile bilmiyoruz. Dolayısıyla laboratuvarlar, Adli Tıp Kurumu'ndaki laboratuvarlar ve bölümler hararetle bu alınan 91 örneğin bilgi vermesini sağlamak ve delilleştirmek amacıyla hararetle çalışıyorlar. Yani sonuç olarak şöyle toparlayayım. 91 veri, 91 biyolojik örnek bize bu ölüm şekliyle ilgili, mekanizma ile ilgili ciddi bilgiler verebilecekleri gibi biraz önce söylediğim gibi DNA'larla ilgili kimliklendirme, daha genel anlamda kimliklendirme ile ilgili ve de toksikolojik analizle ilgili veriler de elde edeceğiz bu nihai raporda. Hocam ortada çok net 5 soru var. O 5 sorudan 4'ü neden? Bu soru ile ilgili soruşturma devam edecek. Ama kalan o 4 soru ile ilgili nasıl, nerede ve ne zaman? Asıl soru da elbette kim? Bu geriye kalan 4 soru ile ilgili gelecek rapor bize önemli bir mesafe kat ettirir mi? Mesela nerede sorusunun yanıtı. Nasıl sorusuna az önce cevap verilebileceğini söylemiştiniz. Bunlara dair de mesela kim sorusuna yanıt, tırnak içlerinden alınan numuneler olduğunu konuşmuştuk geçen yayında. Ben yine Cuma günü yaptığım programda değerli bir konuğum vardı. O da ağız içinden suyun altında da olsa ağız içinde eğer ısırık olduysa bir mücadele olduysa bazı DNA örnekleri de kalmış olabilir ifadelerini kullanmıştı. Kim sorusuna yanıt bulmak için de o rapordan ipuçları gelir mi? Ne dersiniz? Şimdi bence çok ciddi bir şekilde bu kim sorusuna cevap bulmak için de çalışıyor Adli Tıp Kurumu. Ve her türlü delili inceliyor veya her türlü örneği delil haline getirmeye çalışıyor. Bilmiyorum hangi arkadaşımızla konuştunuz ama bu çok önemli bir değerlendirme var burada. Profesör Eğer Doktor Nevzat Aydın'dı sanırım. O adli evet, tıp şimdi uzmanı onunla olarak ilgili yayında bunları güzel. anlatmıştı. Orada aklımda kalmış. Sizin de görüşlerinizi Güzel. almak istedim. Şöyle, şimdi eğer bir boğuşma varsa ki olmaması pek mümkün değil. Neden değil? Benim kişisel görüşüme göre anlaşılan çocuğun kafasını kırmamışlar. Kafasını kırmadıklarına göre bir boğuşma söz konusudur diye varsayıyoruz. Bu boğuşma esnasında çocuğun tırnaklarıyla mücadele ettiğini varsayıyoruz. Genelde öyle olur. Genelde tırnaklar, eller kullanılır. Dolayısıyla da tırnakların arasına
boğuşulan kişinin özellikleri geçer. Bu bir. Bu önemli bir veri ve de bu çalışılıyordur, çalışılmıştır zaten bile. Şimdi öbür türlü ısırıkla ilgili olarak başka bir şey var. Isıran kişi, yani şu çuvalın içinde olsa dahi, ısıran kişinin dişlerinin arasında ısırdığı kişinin biyolojik örneği olabilir. Dolayısıyla zavallı küçük kızın dişlerinden alınabilmiş olan belki örnekler, eğer kız ısırdıysa, bu da bizim için bir veri olabilir ve bu da değerlendirme altına alınabilir. Hatta ciddi anlamda bir örnek teşkil eder. Kiminle boğuştuğu ile ilgili. Dolayısıyla elimizde eller var, tırnak altı materyali var diye varsayıyoruz. Belki ısırık izi ille de ısırılan değil de ısıranın dişlerinin arasında veri şeklinde durabilir. Hatta biz hep suyun altında veriler, biyolojik örnekler kayar vesaireyi de tartışıyoruz. Şimdi ağız içi korunaklı bir bölge. Dolayısıyla varsa oradan gitmez. Ve ciddi bir delil oluşturmuş olabilir. Peki. O açıdan şu anda yapılan incelemeler muhtemelen çoğu tamamlanmıştır diye varsayıyorum zaten. Bize kimle ilgili de ciddi anlamda cevaplar verebilir. Nereden sorusuna gelince o biraz daha zor. Neden daha zor? Çünkü aslında diyelim ki farklı bir şehirde, farklı uzak bir köyde katledilip ondan sonra çuvala konsaydı, belki oranın yapısından, biyolojik yapısından, toprağından, bakterisinden, böceğinden hareketle nereden taşınmış olduğu ile ilgili bize bir bilgi verebilir. Ama bizim böyle bir durum bizim için söz konusu değil. O köy, evet, ve o dere. Dolayısıyla öyle bir nerede olduğu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak olan veriler çok yararlı olmayacak. Ama burada da önemli bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, son şu anda olayım. Hala olay yeri inceleniyor. Peki. Hala olay yerleri ortaya çıkıyor. Bu olay yerlerinin incelenmesinden, yani jandarmanın yapacağı incelemelerden nerede ile ilgili cevaplar ortaya çıkabilir. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ersağ Bacı Kalfoğlu bizlerle birlikteydi. Anlaşılan o ki bir süre daha bu gelişmeleri maalesef konuşmayı sürdüreceğiz. Sağ olun, değerli görüşleriniz için sizi uğurlayacağım. İki değerli arkadaşım son bilgileri paylaşmak için hazır. Yüksel Akalan ve Esra Arpa bir kez daha karşımızda olacak. Mario Puzo'nun bir kitabı var. Son dönemde bu yaşanan olayla birlikte sıklıkla atıfta bulunuyor. New York'ta mafya liderleriyle ilgili bir süreci anlatırken Omerta ismini kullanmıştı. O da bir suskunluk yasası. Mafyanın suskunluk yasası olarak o kitapta anlatılıyordu. Anladığımız kadarıyla çok benzer bir şey bu köyde de yaşanıyor. Çünkü sadece susmamışlar, aynı zamanda görünen o ki delilleri de karartmaya çalışmışlar. Ekipleri yanlış yönlendirmeye çalışmışlar. Farklı farklı ihbarlarda bulunmuşlar. Akıl almaz adımlar atmışlar. Yüksel Akalan'da şimdi bu başlığa dair gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşmak için canlı yayın noktamızda. Yüksel, detayları paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet Aktan Uysal, Narin'i kim ya da kimlerin nasıl katlettiğinin soruşturması titizlikle devam ediyor. Şunu belirtelim ki köyde şu an itibariyle de bir sessizlik hakim. Tabii köy sakinleri bu olaya müdahil olmak istemiyor ya da bu olayla ilgili yorum yapmak istemiyor. Ancak akrabalar da konuştuğumuz zaman şunu ifade ediyorlar. Bunu kim ya da kimler yaptıysa en yakın zamanda cezasını almasını bekliyoruz diye ifade ediyorlar. Tabii narin arama kurtarma çalışmaları günlerce devam etti. Aslında günlerdir de Tavşantepe köyünü ekranlara getiriyoruz. Şu anda bizler Narin'in son görüldüğü noktadayız. İşte bu patika yoldan çıktı. Evine mi gitti yoksa Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru mu gitti? Tabii bunların hepsi soruşturması devam ediyor. Ancak şu detaylarda dikkat çekiyor. Köyde 50'den fazla yanlış ihbar yapıldı.
Bu ihbarlar neden yapıldı? Arama kurtarma çalışmalarını acaba başka yönlere doğru yönlendirmek amacıyla mı yapıldı? Sekteye uğratmak amacıyla mı yapıldı? Tabii bunun soruşturması da devam ediyor. Özellikle de dün itibariyle 3 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle de onların soruşturması devam ediyor ve gözaltında bulunan İsa Kaya ve Şeyma Kaya, bunlar Nari'nin akrabası değil, köy sakini. Aynı zamanda onlar da yine yanlış ihbar vermekten dolayı şu an itibariyle ifadeleri alınıyor. Şöyle ilerleyelim, hem köyü gösterelim hem de bu yanlış yönlendirmeler neler, bu detaylar neler, bunlar neden önemli, onları da anlatmak istiyorum. Sadece köyde yanlış ihbarlar yapılmadı. 50'den fazla yanlış ihbar yapıldı ancak bununla da yetinmediler. Yine köyün birçok noktasında Nari'ni arama kurtarma çalışmaları esnasında şunu biliyoruz ki Nari'nin kırmızı terlik giydiğini, annesinin ifadesi bu yöndeydi. Çünkü annesine soruldu, Nari'nin üzerinde ne vardı? O gün itibariyle son olarak gördüğünüzde Kur'an kursuna giderken Nari ne giymişti? Annesi siyah tişört, siyah şort giymişti. Evde iki terliği vardı. Diğer terlikler evde olduğu için kırmızı terliklerini giydiğini düşündüm diyordu. Onların giydiğini ifade etmişti. Köyün belli başlı noktalarında birçok noktada terlikler bulundu. Bu terliklerin işte ayakkabı numarası 26 idi, 37 idi, 31 idi vesaire, ancak köyün birçok noktasında kırmızı terlikler bulundu. Hatta bir akrabası köye doğru gelirken yolun ortasında 2,5 kilometre uzaklıkta yolun ortasında bir terlik bulduğunu, aracını aldığını, ancak köye geldiğinde bunu jandarma ekiplerine söylemeyi unuttuğunu söylemişti. Arama kurtarma çalışmaları esnasında bu oldukça önemli bir detaydı. Tabii bir başka detay da köy yakınlarında arama kurtarma çalışmaları esnasında hemen köyün alt kısmında, birazdan muhabir arkadaşım Esra Arpa da anlatacaktır, köyün alt kısmında bir nokta var. O noktada trafo bulunuyor. Trafonun etrafında da yine bir tarla bulunuyor. İşte bu konuyla alakalı arama kurtarma çalışmaları esnasında o trafodan bir yangın çıktı. Aynı zamanda o noktadaki belli alanlar yandı ve köyde de akşam saatlerinde kısmen elektrik kesintileri oldu. Tabii o noktayı ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek tekrar trafonun çalışmasını sağladılar. Ancak bu konuyla alakalı önemli bir detay var. Şunu ifade edelim, enişteye, Nari'nin eniştesine o trafoyla ilgili bir soru soruldu. İfadelerde bu da mevcut. Köy sakinlerinin ya da o noktada bulunan vatandaşların görgü tanığının ifadesine göre bu soru soruldu tabii ki. Görgü tanığı şunu söyledi savcılıktaki, jandarmadaki sorgusunda. Direkt tellerinde, elektrik tellerine sopalarla vurulup bir yangın mı çıkarılmak istendi ya da köydeki elektriğin kesilmeye mi çalıştığı, bu enişteye soruldu. Tabii enişte bunu reddetti ancak bizler de şunu düşünüyoruz. Acaba arama kurtarma çalışmaları esnasında köydeki elektriğin kesilmeye mi çalışıldığı da yine ayrı bir konu. Tabii birçok husus yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları günlerce devam etti. Bu noktaya binlerce arama kurtarma ekibi, AFAD, jandarma arama kurtarma, yine birçok profesyonel ekip sevk edilmişti. Nari'nin cansız bedeni, hemen o noktayı da gösterelim. Köyün 2,5 kilometre ötesinde, çok da uzak bir mesafe değil aslında. Köyde arama kurtarma çalışmaları yapılırken dere yatağı tabii ki de akıllara gelen noktalardan birisiydi. O noktada arama çalışmaları yapılmıştı. Ancak günler sonra bulunmuştu. Bu noktadaki ekiplerin, arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin acaba çalışmalarını yavaşlatmak ya da onların arama yaptığı bölgeden uzaklaştırmaya mı çalışıldılar? Bu yanlış ihbarlar neden yapıldı? Tabii bunların da sorgusu devam ediyor. Şu an itibariyle gözaltında 3 kişi var. Yenge Hediye Güran ve yine İsa ve Şeyma Kaya da gözaltında. Tabii onlara da bu sorular soruluyor. Özellikle de İsa Kaya ve Şeyma Kaya yanlış ihbarlar yapmaları nedeniyle şu an itibariyle ifadesi alınmaya devam ediyor. Haktan Üstal.